İyi günler çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Konumuz eyvah tehlikedeyim. Çocuklar okuldan eve dönerken tanımadığınız bir kişi sizi aradı ve e, sizi arabasıyla eve bırakmak istediğini söyledi ya da yolda karşılaştığınız bir kişi. Bu durumda tanımadığınız bu kişiye de karşı nasıl davranırsınız? Ailenize bir anlatın bakalım. Ya da bir düşünün. Evet bir resim görüyoruz. Çocuklar bir öğrenci okuldan dönüyor sanırım ya da okula gidiyor ve bir büyük onunla konuşmaya çalışıyor. Metni okuyalım. Burcu okula giderken tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Yabancı adam ona, "Merhaba küçük kız." Burcu, "Kimsiniz siz?" Yabancı adam, "Annenin arkadaşıyım. Beni annen yolladı. Seni okuldan alıp eve götüreceğim. Benimle geleceksin. Dondurma da alırım sana." Burcu, "Hayır, sizinle gelemem. Çünkü sizi tanımıyorum." Çocuklar okula yürüyerek gidip gelirken arkadaşlarınızdan ayrıl ayrılmamalıyız. Tanımadığımız kişilerden gelen tekliflere Burcunun yaptığı gibi çocuklar kesin bir dille hayır demeliyiz. Hiç konuşmaya girmemeliyiz çünkü o kişiyi tanımıyoruz. E, onun bizi kandırmasına izin vermemeliyiz. Tehlikeli olduğunu düşündüğümüz kişilerin yanından hemen uzaklaşmalıyız. Eğer gerekiyorsa zor kullanmaya çalışırsa, bağırarak etrafımızdaki uya, etrafımızdakileri uyarmalı ve yardım istemeliyiz. Çevremizde güvenlik personeli varsa hemen ona bildirmeliyiz ve yaşadığımız durumu ailemizle paylaşmalıyız çocuklar. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın okul çağındaki çocuklar için belirlediği 10 tane altın kural var çocuklar. Bakalım bu 10 altın kural neymiş? 1 ıssız sokaklarda, inşaat alanlarında ve terk edilmiş yerlere gitmeyin. Çocuklar bu tarz yerlere e, tek başımıza ya da arkadaşlarımızla bile gitmemeliyiz çünkü buralarda bizi nasıl tehlikelerin beklediğini bilemiyoruz çocuklar. İki tanıdığınız bir kişiyle bile olsa hiçbir yere annenizin veya babanızın onayı olmadan, onlara sormadan, izin almadan gitmeyin. 3. İnternet ve sosyal medya ortamında tanımadığınız kişilere fotoğraf adres, okul veya şahsi bilgilerinizi paylaşmayın. 4. Zor durumlarda bağırarak yardım isteyin çocuklar. Hemen bağırmalıyız ki o kişi de e, çevre tarafından görüldüğünü fark edip yanlış yaptığı şeyden geri dönsün. 5. Adınızı, soyadınızı, aile bireylerinizin adını, soyadını ve adresini öğrenin. Kimlik bilgilerinizi yanınızda taşıyın. 6. Evde yalnız kaldığınızda tanımadığınız kimselere kapıyı açmayın çocuklar. Size akrabanız, tanıdığı, ailenizin tanıdığı insanların olduğunu söylese de. 7. Dışarıda oyun oynarken ailenizin pencereden bakınca sizi görebileceği yerlerde olun. Evinin etrafın, evinizin etrafından fazla uzaklaşmayın. 8. Güvenlik görevlileri, polis, jandarma gibi güvenebileceğimiz kişileri ve okul, hastane, karakol, cami gibi yardım isteyebileceğiniz yerleri öğrenin. Çocuklar, eğer e, tehlikeli bir durumla karşılaştıysak güvenlik görevlileri var bildirebileceğimiz polis, jandarma gibi. Bunlarla da ka <laughs> karşılaşabilecek durumumuz yoksa eğer e, bazı kurumlara başvurabiliriz. Hastane, okul, karakol çalışanları, camideki insanlar bizim için yardım isteyebileceğimiz kişilerdir çocuklar. Burada bulunan kişilerden görevli olanları tercih etmeye çalışalım. 9. Eğer kaybolduğunuzu fark ederseniz kaybolduğunuz yerden uzaklaşmayın ki aileniz size o çevrede arıyor olur çocuklar. O yüzden kaybolduğumuz yerde beklemeliyiz. 10. Arkadaşlarınızın ve ailelerinizin adlarını, telefon numaralarını ve adresini ailenize verin. Çocuklar sizin kaybolma durumunuzda ya da herhangi bir başınıza bir şey gelirseniz yakın arkadaşlarınızı, aileleriniz arayabilir ve sizin son durumunuz hakkında bilgi alabilir. En son nereye gittiniz? En son kimin neydiniz? Hangi ortamda bulunuyordunuz? Bu konularda aileniz bilgi sahibi olursa sizi bulmaları daha kolay olur. Evet çocuklar güvenliğinizi tehdit eden biriyle karşılaştığınızda neler yapmanız gerekir? Ailelerinize bir anlatın bakalım.